Arkadaşlar merhabalar bu videomda metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda çemberde açı konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. O merkezli çemberde şöyle bir teğetler falan verilmiş. Bunlar da teğet bunlar da teğet. İşte 50 derece falan verilmiş. X nedir diye soruluyor. Arkadaşım şu teğet teğet olunca merkezden geçince ne oluyordu? Açı ortay oluyordu. Şunlar açı ortay. Teğet ve merkezden geçince bu da açı ortay oluyor muydu? Oluyordu. Şimdi ne yapacağız burada? Aa hocam şuradaki üçgende bir şey çıktı. Ne çıktı? Dış açı ortaylarının kesim noktası çıktı. Formülden yapabilirsiniz. Yani hocam x direkt 90-50 bölü 2 diyebilirsiniz. Ama formülü unuttuysanız da hiç de önemli değil. Şuraya a dersiniz. Buraya b, b dersiniz. A artı b'yi bulursanız olay bitti. Şuraya bakın. Burası 180-2a değil mi? Evet burası da 180-2b değil mi? Aynen öyle. E o zaman 180-2a artı 180-2b artı 50 eşittir 180 olmadı iç açıları ölçüleri toplamından. Buradan 230 eşittir 2A artı 2B geldi. A artı B'yi de kaç buluruz? 130, 115 derece olarak buluruz. Evet. A artı B'yi 115 bulduk. E biz A artı B artı X'in de 180 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A artı b de 110 derece ise, 115 derece ise daha doğrusu. Burası da kaç derece çıkar? 65 derece çıkar. Dolayısıyla Birinci sorunun doğru cevabı ne çıktı arkadaşım? 65 çıktı. Yani cevap Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda O merkezli çember verilmiş. Şöyle O merkezli çember verilmiş ve DOF'de doğrusal verilmiş. Peki paralellik falan da verilmiş. Neresi? AC ile ED birbirine paralel verilmiş. AF ile FB birbirine eşit verilmiş. AF FB Hocam bu yarıçap yarıçap olduğundan dolayı İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda bu da nedir? Açı ortaydır. Sonra bir yerde başka bir şekilde açı maçı verilmiş mi? Verilmemiş. Noktaysa burası da ne yaptı? Nokta yaptı. Noktaysa burası da ne yaptı? Nokta yaptı. Ben buraya alfa alfa dersem burası da alfa alfa oldu. Şu paralelliği kullanayım. Z'den dolayı burası da alfa oldu. E şu da bir ikiz kenar değil mi? Bu da yarıçap, bu da yarıçap. E hocam ikiz kenar olduğundan alfaysa burası da alfa olur. A 3 alfa eşittir 180 oldu. Alfa o zaman ne oldu? 60 oldu. alfa 60 sa. Burası da 60. 60 60 120'den buraya da hani kaç kaldı? 60 derece kaldı. Yani ikinci sorunun doğru cevap böylelikle C -han oldu. Geldik üçüncü soruya. Eşit kenar uzunlukları çevrel çemberinin yarıçap uzunluğuna eşit olan bir ikiz kenar üçgen. Hemen üçgenimizi çizelim. Eşit kenar uzunlukları çevrel çemberinin yarı çapına eşit olan diyor. Bak 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 bak. Şöyle bir ikizkenar üçgen çizdim. Sonra bir çevrel çemberini çizeyim. Çevrel çemberini de kırmızı renkle çizeyim. Eşit kenar uzunlukları da çevrel çemberin yarı çapına eşit diyor. Sanki biraz büyük çizdim ama olsun. Şu eşit kenar uzunlukları çevrel çemberin yarı çapı hemen çiziyorum. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Yarı çap uzunluğuna eşit olan diyor. Hocam yarı çap uzunluğu yarı çap uzunluğu. Hatta bu da yarı çap uzunluğu. E burada da ne çıktı? Hocam bu da yarı çap uzunluğunu yazınca bak güzel bir şey çıktı. Ne çıktı burada? Burada öncelikle bak dikkat et. İkiz kenarlığı gösterdim. Sonra eşit kenar uzunlukları çevrel çemberin yarı çapına eşit olan dedi. En güzel ek çizim yarı çapları da çizdim. Eşkenar çıktı. 60 60 60 çıktı burası. E burası da biraz daha şöyle geniş çizmeliydim ama olsun. Burası da 60 60 60 mı oldu? Evet. Bu ikiz kenar üçgenin taban açılarının ölçüleri kaçar derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşım biz böyle olunca tepe açısını kaç derece bulduk? 120 derece bulduk. Tepe açısı 120 derece ise o zaman üçgenimizin taban açıları kaç derece olması lazım? 30 derece. Hocam bir yanlışlık yok mu diyebilirsiniz. Evet yanlışlık var gibi duruyor burada. Hocam bunun tamamının kaç olması lazım? 30 olması lazım. O zaman bu yani geniş açılı bir üçgen ya. O zaman geniş açılı bir üçgen şeklinde çizersek şeklimiz daha doğru olur aslında. Eşit kenar uzunlukları geniş açılı bir üçgende de nasıl olacak? Bizim çevrel çemberimiz merkezi nerede oluyor? Dışarıda oluyor. İşte bu da çevre çemberin merkezi. Bu da çevre çemberin merkezi. Bu da çevre çemberin merkezi. Şunları şöyle çizince hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Bak böyleyken daha doğru çıkacak cevap. Ee, burası eşkenar üçgen çıktı. Ve burada kaç şey? 120 derece bulduk. O zaman bunlar da 30 derece olur. Taban açıları da 30 derece çıkar. Yani şeklimiz bu şekilde değil. Aslında geliş açılı bu şekilde olacak. Ee, orada hatamızı da fark edip hemen burada da çizdik. Ama normal bir çizim böyle olur. Siz de ben de bunu bu şekilde ezbere yap yapmak istemiyorum. İlk defa görüyorum zaten soruyu. Ben neyle karşılaşıyorsam siz de onunla karşılaşın diye hep böyle ilk defa çözüyorum soruları arkadaşlar. Böylelikle geniş açılı olduğunu anlayıp daha doğru çözümü de yapmış olduk. Üçüncü soru ne çıktı? C çıkmış oldu. Geldik dördüncü soruya. Vallahi yarı çap uzunluğuyla farklı yerde bir eşitlik verilmiş. En etkili silahımız yarı çap çizdik yarı çapı. Hocam bu da yarı çap. E bu da yarı çap. Eşkenar üçgen çıktı. 60 60 60 oldu burası. Sonra o merkezli çember bir de teğetlik var. Merkez teğet çektikten burası da 90 mı? 90. Başka bir şey var verilmiş mi? Başka da bir şey verilmemiş. O zaman ben şuradaki açının da 120 derece olduğunu biliyorum. Şuradaki dörtgenden dolayı şu dörtgenden dolayı artık ben şuradaki x'i bulurum. Dörtgenden dolayı öncelikle 120, 40 şuraya da a diyeyim istersen. A diyecek olursam a 90, 40 ve 120'nin toplamı dörtgenden dolayı 360. 160 burası 250 o zaman A kaç yapıyor? 110 yapıyor. A da 110 derece ise o zaman bizim X de 110 ile 60'ın toplamı yapar. Yani 170 derece yapar. Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevap böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik beşinci soruya. Evet bu bir kare verilmiş. Kare verildiğinden dolayı şu kirişler birbirine eşit bir kirişlerin yaylar birbirine eşit olacak mı? Evet. Ve köşegen olduğundan dolayı direkt bunlara da 45-45 yazabiliriz. Hatta burası da 45 burası da 45 yazabiliriz. Sonra hocam bu kirişler eşit ya ayırdıkları yaylar birbirine eşit olacak ya da hocam 45 var zaten burada ya da burada 45 var. 45 direkt 90'ı görüyor da diyebilirdik. Ya da direkt 4 tane kiriş eşit 364'e bölsek her bir kiriş 90-90-90 diyebilirdik. E burası 90 ise burası 45-45 yaptı. Hocam 45 ise bak burada kaçı 22.5 değil mi? Evet Aha da bu üçgende iki iç açı bir dış açı x 45 artı 22 buçuktan ne çıkıyor? 67 buçuk çıkıyor. Yani 5. sorunun doğru cevabı denizli oldu. Geldik 6'ya. ABC üçgeni ve AC çaplı çember için aşağıdakiler bilinmektedir. Bir tane ABC üçgeni çizeceğim bir de AC çaplı çember çizeceğim. Ama nasıl çizeceğim bilmiyorum bir okuyayım bakayım. Üçgenin AB kenarı çembere A noktasında teğettir. Tamam. Üçgenin BC kenarının uzunluğu AC kenarının uzunluğunun iki katı olacak şekilde bir çember çizelim arkadaşlar. Bir üçgen çizelim. Evet üçgeni çizdik. AC kenarının iki katı olacak şekilde bir BC'yi de çizdik bu şekilde. Tamam bunu da çizdik. Ve bir çember çizeceğim. Tam da buradaki noktada çembere teğet olacak. Peki çembere teğet. Çemberimiz de bu şekilde mi olacak? Aynen öyle. Şimdi burası tam AC çaplı çember olduğu için merkez ve teğet noktası burası olduğundan dolayı burası 90 derece oldu ve bu üçgenimiz nasıl bir üçgenmiş? Burası K iken burası da 2K verilmiş ikinci öncülde. 90 karşısı 2K iken hangi e, açının karşısı 30 e, hangi açının karşısı K'dır? 30'un. O zaman bu 30 60 90 üçgen çıktı. 30 60 90 üçgen çıktı. Hatta ben burada şunu da çizebilirim ve burada bir şeyler demiş mi? Üçgenin BC kenarı çember CV'ye noktalarında kesin. Evet. BC kenarı CV -E noktasında kesiyormuş. Şuradaki noktaya bir E diyeyim ben. Şurada şu AE'yi birleştirecek olursam hemen birleştiriyorum. Şurası çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Şurası 90 derecedir. Burası kaç derece çıkar? 30 derece çıkar. Sonra üçgenin BC kenarı. Bunu akıllı. Üçgenin BC kenarına ait kenar ortay çizildiğinde. Kenar ortay kesinlikle böyledir. Böyle olduğunu nasıl anlarız hocam? Kenar ortay şu şekilde buraya gelmez mi? Yani değerler yazdığınızda da anlayabilirsiniz. Mesela buraya 1'i 1 yazsanız 90'ı karşı 2'si 30'u karşı 1 yapar. Burası kök 3 yapar. 30'un karşısı kök 3'ü 60'ı karşı kök 3'ü kök kadınlar katından 3 yapar. O zaman burası 1 burası 3. Kenar ortay çizgisi hop şöyle olmak zorunda arkadaşlar. Tamam mı? Evet kenar ortay doğrusu şu şekilde şuraya gelmek zorunda. Bu değerlerden anlaşıldığı üzere. Ee, bu kenar ortay doğrusu şurası şurası ve şurası ne olacak arkadaşım birbirine eşit olacak. Hatta 30 iken burası da 30 oldu. Tamamı 90 olduğundan burası da 30 oldu. 30-90 ise burası da 60 oldu. Kenar ortay doğrusu da Çemberi A ve F noktalarında kesiyormuş. Yani kestiği nokta da şurasıymış. Bizden ne isteniliyor? CFE. CFE açısı isteniyor. O zaman CFE'yi de çizelim. Hop şöyle, hop şöyle. Şurası isteniliyor. Evet CFE açısı isteniliyor bizden. Yani şuradaki açı isteniyor. E burada ne yapacağız? Burada şuraya bakacak olursak 30-30 şu eşit eşit muhteşem 3 eşit oldu. Başka? Aa burada da çapı görüyor buradaki açı. Şu CF'ye çizince çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. Burası 90 derecedir. Sonra burada burası da 90 derece. Burada da eşkenarlık var ya eşkenarlık çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölmeyecek mi? Bölecek. E burada 90 derece ya bunun tamamı da. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem işliği oluşturdu. Eşitken burası da eşit. Yani burası da 60 derece mi oldu? Evet. E, burası da 60-60 sayın 60 oldu. Şimdi bunun tamamı 90'dı. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. CFE E açısı isteniyor bizden. O zaman cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şimdi yukarıda verilenlere göre ACD açısı kaç derecedir diye soruluyor. Normal bilgilerle hani üçgen bilgisiyle yapmaya çalışalım. 35 buraya kaç kalıyor? 55 derece kalıyor. Başka bir yerde başka bir açı yazabiliyor musunuz? Maalesef yazamıyorsunuz. Böyle takıldınız kaldınız. A C, D açısı isteniyor bizden, A C, D açısı. Şuradaki açı isteniyor. E, yapamıyorsanız, o zaman e, ne yapacaksınız? Üçgen bilgisiyle yapamadığınız açı sorularında acaba etrafına çember çizilebiliyor mu? Hocam hemen etrafına çember çizelim. Değil, olay bu değil. Çember çizme yöntemleri var. Mesela çember çizme yöntemleri nedir? Bir, kirişler dörtgenin etrafına çember çizilebilir. 2. Hipoları aynı olan yani hipotenüsleri aynı olan iki dik üçgenin etrafına çember çizilebilir. 3 aynı kenarı aynı türde açı görüyorsa o şekilde çizilebilir. Mesela bu. Hocam bu kenarı bir 90 görüyor bir de 90 görüyor. Bu mantıkla da çizilebilir. Ya da hocam şu dik üçgende ve şuradaki dik üçgende hipoları aynı değil mi bunların? Evet. Hipoları aynı olan iki dik üçgenin etrafına da bir çember çizebiliriz. Hop çember çizdiğimiz zaman bu iki dik üçgenin etrafından geçecek. Niye? Çapı gören çevre açı 90 derece mantığında. E burası 35 ise gördüğü yay 70. 70 ise o zaman burası da 35 oldu. 35 90 ise artık burada kaç çıktı mı çıktı. Kaç derece oldu? 55 derece oldu. Yani kaçıncı soru? 7. soru böylelikle Cehan oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. 8. soruda da çekildeki O merkezi çember, M merkezi çeyrek çembere teğet falan verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Merkez var teğet var çektik. Merkez var teğet var çektik. Hocam şu 90'ları yapıştıralım. 90 burası, 90 burası, 90 burası. Hocam burası da 90 yaptı mı? Yaptı. E hocam burası da R, burası da R, burası da R, e, burası da R. Yani bir kare çıktı burada. R, R iken. E, burası da karsı da R, karsı da R olduğundan dolayı. E, burası x kenardaki üçgenden dolayı 45, 45 oldu. E, 90 ise gördüğü yayda böyle bir şey çıktı işte. Bizden x isteniyor ama. Aa bir de çemberler birbirine değiyor. Çemberler birbirine değince ne yapıyorduk arkadaşlar? Çemberde uzunlukta söyleyeceğiz bunu ama çemberler birbirine değdiği zaman arkadaşlar çemberde açı ortak teğet çiziyoruz ama ortak teğet çizdiğimizde e, kiriş falan filan olmuyor. Çemberler birbirine değdiği zaman bir de biz merkezleri birleştiriyoruz. Burada bir de merkezleri birleştirecek olursak tam değme noktasından geçer. E madem değme noktasından geçiyor hocam da burasıları. Şurada bir ikizkenar çıktı. E buradaki ikizkenarı ben kullanacağım. E, ee, aynı zamanda karenin köşegeni oldu. Burası 45 burası 45 oldu. Aa, burada açılar da birbirine eşit olduğundan toplamları da 45 ise burası da 22.5 22.5 yaptı mı? Yaptı. Ee, X açısı da neye eşit oldu? 45 artı 22.5'tan 67.5'a eşit oldu arkadaşlar. Tabi yani bu soru çemberde uzunluktan sonra sorulsa daha iyi olurdu ama çemberde açı sorusu maalesef. Ee, bunu da bilelim. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştirdiğinde doğrusal oluyor bu e, ispatında zaten ben konu anlatımında yaptım arkadaşlar. 8. soruyu böylelikle C ham bulduk. Geldik 9. soruya. ACB açısı kaç derecedir diye soruluyor. Burası alfa verilmiş. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Hocam şurası da alfa. Ben şuraya bir beta dersem. Beta ise gördüğü yay 2 beta. 2 beta ise çevre açıdan dolayı burası da beta mı yaptı? Evet. E büyük üçgene bakar mısın şimdi? Hocam büyük üçgende alfa beta alfa beta. Yani iki tane alfa var. 2 tane beta var. Yani bu ne olmak zorunda? 180 derece olmak zorunda. Alfa artı beta da böylelikle 90 derece olarak çıkar arkadaşlar. Yani 9. soru bizden zaten ACB isteniyor. ACB. Alfa artı beta isteniyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. 10. soruda da bu 36 verilmiş. X ken gördüğü yay nedir? 2X. X ken gördüğü yay nedir? 2X. E burada da bir iç açı var arkadaşlar. İç açıda ne yapıyorduk? Gördüğü yayların toplamlarının yarısı yapıyorduk. 36 2x artı 2x bölü 2 yapıyorduk. 4x bölü 2'den 2x yapar. 2x eşittir 36 ise x böylelikle 18 çıkar. Yani 10. soru böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zannediyoruz bir sonraki videoda çemberde uzunluk testlerinde yani 7. testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.